Bazen kırılabilir. Ney? Yemek kabak, yer kabak. Sen yemeğe kabak mevsiminde kabak yenir. Fasulye çıktığında da fasulye yenir. Çay dinlemiş ama. Tabak getir annem de koyalım. Porselen onu benim getir. Ne yoruldun ya? Ne yasın? Ben oraya çektim, şuna iple tutarız, gölge yaparız diye. Sen gelmişsin.
Fena dökmüş onları. Ötesi su varmış mı çizgiye? Bakayım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün de kahvaltımızı yaptık. Bahçe işlerine başladık. Bir yandan yine bahçemiz otlanmış gördüğünüz gibi. Yabani otlar yine tekrardan tarlada kendini gösterdi. Bir yandan diğer bahçede buranın hemen şurasında, şurada gördüğünüz şu yeşillik alanında, orası da bizim. Orada babam ot alıyor. Bizde su boşmuş. Madem bahçeyi de sulayalım dedik. Bir yandan bahçe suluyoruz, bir yandan otlarını kazıyoruz. İki işi birden yapıyoruz. Beti de suyu boş olunca kürek kap gel dedik, o da geldi hemen. Biz de bahçemizi sulamaya başladık. Bugün bahçeyi Betül sulayacak. Ha, niye? Sen de alışacaksın. Ben dayımla deniyordum. Sen de alışmazsan kim yapacak sonra bu işleri? Bak baklalar çıkmaya başlamış. Bakın arkadaşlar, bizim burada yeni çiçekleri dökmeye başlamış. Diğer yerde oluyor bari. Diğer bahçemizde erken döken bakla vardı. Ondan birazcık daha bakla demişim, fasulye. Biz burada bakla diyoruz arkadaşlar fasulyeyi. O yüzden dilimiz alışmış biraz. Orada biraz erken döken fasulyemiz birkaç var.
Tam fasulyelerin durumunu anlatırken telefon kendini kapattı. Depolamamız doldu dedi arkadaşlar. Hemen bir depolama yer açtık. Geri devam ediyoruz. Diğer bahçemizde işte erken döken fasulyemiz var. İnşallah ondan birazcık olabilir. Bunlar da şu anlık gördüğünüz gibi yeni yeni çiçek açmaya başladılar. Daha birkaç hafta var değil mi Metin? Evet. Metin satacakmış bu sene fasulyeleri. Evet, annem ne yapacak? Full sen sat. Alış pazarcılığa. Toptancıydıysa çok güzel. Tabii toptancı gelince hemen alıyor gidiyor ama toptancı yoksa biraz zor oluyor bazen. İlçemiz arkadaşlar nüfusu az olduğu için, bazı köyler de çok olduğu için tarım, yani yetiştirdiğimiz şeyler zor satılıyor. Biz yetiştirince zaten her yerde yetişmiş oluyor. O yüzden biraz zor oluyor. Betül de o yüzden korkabiliyor değil mi Betül? Evet. Varmış mısın? Keselim mi artık? Keselim. Sen kesebilir mi? Ben kesemem. Niye? Keserim de kesemem. Bir de. Bir haftadır arkadaşlar yağmurluyuz. Kendini ara ara böyle atıştırıyor. O yüzden bu hafta biraz güzel geçti. Ama gelecek hafta yaz sıcakları gelecekmiş tekrar galiba ya. Benim de tam alışıyorduk ne güzel serin havaya. Evet, gündüz sıcak oluyordu, şey oluyordu, içimizde yağmur yağıyordu. Bakalım bugün de gelecek miyiz? Evet, çırağı yetiştiriyoruz arkadaşlar. Betül de öğreniyor artık. Bahçelerin ağası Betül olacak. Hayır. Niye hayır, evet. Kim yetiştirecek fasulyeleri sonra? Haydi gayret. Olacak. Biraz daha çabalarsan olacak. Maşallah yaptı işte. Betül'e gösterirken arkadaşlar aynı zamanda sona yaklaştık. Az bir yerimiz kaldı. Birkaç tane yerden sonra diğer bahçeye geçeceğiz. Ağaçta bir tane elma hırsızı var baba. Elmayı soyuyor. Ağaçta bir tane elma hırsızı var. Evet, diğer bahçeyi bitirdik. Şimdi bu bahçemize geçtik. Babam da otlarını yoluyor. Otla mücadeleye devam. Bakın buraya biriktirmiş. Bunları kurutacağız hayvanlara. Çuval aldık mı baba? Çuval yok herhalde. Gerisine de artık sonra geliriz. Sulayacağız artık. Telefon kıyıya vuruyor. Dayın seni yardıma çağırıyor. Gel yol alalım diyor. Bakın bu bizim yaz elması arkadaşlar. Yazın geliyor, mis gibi kokuyor. Kokusunu bilenler bilir. Merhaba. Betül de biliyor kokusunu. Hemen bulmuş. Aşağı kısmı tamamladık. İşlerimiz de sona doğru yaklaştık arkadaşlar. Son tahtamıza sardık suyumuzu. Şuraya da varmış baba. Varmış dayı. Burası da daha demin size söylemiştik. Kendi döken fasulyelerimizde biraz daha fazla var diye. Bakın. Bunlar da biraz daha önce dökmüş bunlara. Babam isminin 40 günlük olduğunu söyledi ama yanlış olabilir. Erken döken fasulye olarak da biliyoruz biz zaten. İnşallah ilk fasulyeyi buradan yiyeceğiz. Değil mi Betül? Betül heyecanlı mısın fasulye çıkacak diye? Buna hakaret sayıyoruz Betül.
Köyde yetişen Betül fasulyeyi sevmiyormuş arkadaşlar. Ben fasulyeyi sevmiyorum. Sizce buna yorumunuz ne? Kuru fasulye yiyor mu? Evet. Onu bari yiyor. Bunları sevmiyormuş maalesef. Ben fasulyeyi sevmiyorum ben bir şey. Normal fasulyeyi kuru fasulye yapıyorlar. Yaz talandı. Ondan sonra bir daha fasulye sevmez oldu. Evet, bahçemizin sulamasını bitirdik. İşlerimizi bitirdik. Artık eve gitme vakti geldi. Yine bahçeden birkaç tane kabak buldum. Onları da götüreceğiz. Kabak canavarı gibiyim. Nerede varsa hemen hepsini götürüyorum eve. Halam diyor bazen bu kadar kabağı ne yapacağız diye. Ben de kurut kurut diyorum. Kışın yeriz. İnsan şu güzelliklerini toplamaz mı? Baksanıza. Pıyıl pıyıllar. Onları götüreceğiz. Betül bir dolma yapsa ne güzel yerdik. Niye Betül? O kadar MasterChef'e de bakıyoruz. İnsan biraz ilham alır orada. Sarma daha güzel. Sarma daha güzel. Evet arkadaşlar, işimizi tamamladık ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz bizlere abone olarak destek verebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.